Efendim, Medya Mahallesi'ndeyiz. Cuma birlikte olamamıştık, pazartesi günü. Barış arkadaşla birlikteyiz. Evet. Siyahlar içindeyiz. Yeni Çağ Gazetesi demiş ki, yasta değil isyandayız. Evet, yasta değiliz, isyandayız. Özgecan isyanındayız. Yani hakikaten Türkiye'nin vicdanını bence kanattı Özgecan katliamı. Çünkü çok hakikaten alçakça bir katliam. 20 yaşındaki bir genç kıza yapılanları insan okudukça ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyor. Hani gazetelerde ayrıntıları yazılmış, o kadar ayrıntı yazmak doğru mu mesleki açıdan bilmiyorum. Belki yazmamak gerekir ama insan da bir yandan bu ahlaksızların, bu alçakların yaptığı katliamı da göstermek istiyor. Tabii işi biraz ne yazık ki medya pornografik bir hale getirdi. Ben medya eleştirisi açısından söylüyorum. Cinayetin zaten kendisi başlı başına bir dehşet unsuru. Ama bu dehşet unsuruna rağmen ilginç bir noktaya dönüştü cinayet. Özellikle AKP medyası tarafından, özellikle AKP'nin de Twitter'daki savunucuları tarafından Özgecan'ın katledilmesine isyan edenleri bile neredeyse ya, darbecilikle ya, suçlar ya, hale getirdiler. Ya. Bugün Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev var biliyorsunuz. Evet. Son dönemlerin son dönemlerin evet, AKP'nin yükselen yıldızı Nagihan Alçı'nın yerini oynuyor anladığım kadarıyla. İnsanlara hakaret ediyor. Dün yine bir Yeni Şafak yazarı efendim bunlar Amerika'da da oluyor. Ona geleceğiz dediler. Çünkü şimdi kimin ne dediği bazı olaylar vardır. Turnusol kağıdı gibidir ya. Ben de şöyle bir tweet attım örneğin. Dedim ki Özgecan bu ülkenin fotoğrafını çekti gitti. Evet. Yani kim nedir? Kim hesap peşindedir? Kim ne düşünmektedir? Bütün maskeler indi. Onlara geleceğiz. Katkı olarak belki senin bu söylediklerine şunu ekleyeceğim sadece. Şimdi savunma avukatları bir de zor bulundu biliyorsunuz. Bölgedeki Mersin'deki avukatlar baro mesela biz vermeyeceğiz avukat dediler. Zorlukla bulundu. Galiba buradan işlenecek. Çünkü dediğin gibi bazı medya, bir kısım medya, biz onlar için günü geldi söyleyelim. Şu tezi işlemeye başladı. Efendim bu katil, bu alçak adam aslında minibüs sırasında değilmiş. Yani çalışmıyormuş. Peki o zaman Özgecan nasıl binmişmiş onun arabasına? Şunu demeye çalışıyorlar. Midem bulandı, gerçekten midem bulandı. Evet, mide bulandırıcı ama bunu yazıyorlar. Bugün yazılanlar arasında bunlar var. O alçaklara, onu yazan alçaklara söyleyelim. Bir minibüs şoförü çıktı ve Özgecan'ı minibüsü dolu olduğu için almadığını söyledi, gördü. Düğünü. Arkadaşı var yanında. Ha, arkadaşı görgü var. Tanığı var. Başka minibüse alamadığını söyledi. Biri alçak. Bunu yazan ahlaksız, namussuz. Yani çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Ama 20 yaşındaki bir kızı, başladılar. 20 düşün, yaşındaki bir kız düşün. O alçağın bütün yüzünde tırnak izleri var. Direnmiş, kollarını kesmişler. Bunları anlattırmak zorunda kalıyorsunuz. Ellerini kesmişler. DNA testinden çıkmasın diye kimin yaptığı. Biliyormuş da. Bu kadar mı ahlaksızsınız? Hayvan. Bu kadar mı namussuzsunuz? İktidarı destekleyeceğiz diye, bu işte AKP'nin sorumluluğunu örteceğiz diye cinayete, kana ve tecavüze ortak oluyorsunuz. Şimdi, yani bunları artık bize sabahın bu saatinde söyletmek zorunda kalıyorlar. Abla şunun farkındalar. Bak, feministlerin çok güzel bir sözü var. Bir politik tespittir o. Kadın cinayetleri politiktir diye. Tabii. Bunu bütün feministler tabii söyler. Ben hayat de, hayat politiktir. Hayat da politik. Kadın cinayetleri politiktir. Şimdi siz zoraki bir muhafazakarlaşmayı dayatırsanız, kadınla erkek eşit değildir diyen bir cumhurbaşkanına sahip olursanız, kadını çeşitli sinsi politikalarla eve hapsederseniz, süt iznini uzatıp kreşleri kapatıp kadını sadece doğuran ve çocuğuna bakan bir nesne durumuna indirgerseniz bak, buna karşı argüman hemen şu olacak. Canım bu tecavüzü ya da saldırmayı öngörür mü? Tam tersi ahlaklı olmayı getirir. Şimdi bakın
bir profesör, hukuk profesörü bir televizyon kanalına telefonla bağlandı ve aynen şunu söyledi. Dedi ki bir kadının daracık pantolonla gezmesi dedi, karşısındaki erkeğin dedi nefsini uyandırır dedi. Sonra bedeline bunun katlanır dedi. Ne güzel. Spiker sordu, siz de bir erkeksiniz, sizin de dedi nefsinizi uyandırıyor mu dedi. Adam iki kemkümden sonra evet uyandırıyor dedi. Şimdi abla bunlar bu annesinin diz kapağından evet, tahrik olan ahlaksızlar. Bir ahlaksız, AKP'nin en katı destekçisi bir ahlaksız çıkıp daha iki ay önce, çok değil 40 gün önce 6 yaşındaki çocuklarla evlenebilirsiniz demedi mi? Bu ahlaksızlığı, bu sapıklığı yayanlar bu tecavüzlerin sorumlusudur. Siz kadını kendi malınız gibi görmeye başlarsanız, kadını eve hapsederseniz, kadınla erkek eşit değildir derseniz, Kadın ve Aile Bakanlığı'ndan kadının ismini silerseniz, kadını yok sayarsanız bir de, geleceğiniz nokta bir burasıdır. Bir de böyle konuşan insanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edip milletvekillerinize konferans verdirirseniz, şu Tuğrul İnanç Erdenen kişinin söylediklerini biliyorsunuz. Şimdi burada iktidarın canım ne kabahati var diyecekler. İktidarın kabahati işte bu. Birazdan konuşacağız. Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmenini eğer Cumhurbaşkanı, eski başbakan sürekli uçağında gezdiriyorsa, böyle Tuğrul İnançer gibi insanlar mecliste ağırlanıyorsa, bu bir siyasi proje haline neredeyse getirilmişse, evet Özgecan'ın ölümünden onlar sorumludur. Bakın bu uçakta bu değil. Hasan Karakaya bu değil. Son, Hasan abi diyor zaten. Son fotoğrafını istiyoruz arkadaşlar. Hasan Karakaya. Pazar günü Sabah gazetesinde yayınlanan hepsinde birinci var. Sayfadan. Evet. Abla o arada arkadaşlarımız fotoğrafı bulurken bu AKP'lilerin, daha doğrusu AKP'yi savunan bazı kalemşörlerin neyi gizlemeye çalıştığını da çok basit bir örnekle anlatalım. Bakın yıl 2002, kadın cinayetlerinin sayısı 66. Yıl 2003 kadın cinayetlerinin sayısı 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de 806, 2009'da 1000. Yani bunlar benim 2000'de, diğeri de var hani yayınımız dar olduğu için söylüyorum. Gitgide kadına yönelik şiddet ve kadın artıyor. Cinayetleri artıyor. Artmaya başlıyor. Çünkü birazdan göreceğiz. Çağdaş yaşama inanmak neredeyse tahrik olarak ve dolayısıyla indirim sebebi olarak görülüyor. Şimdi ama önce bunları konuşmadan önce yani o işte akit zihniyetini diğerlerini önce Özgecan için sokağa çıkanları görelim. O kadınların hepsinin gözlerinden teker teker öpelim. İşte İstanbul, bakın kadınlar akın akın sokaklardaydı. Asla yalnız yürümeyeceksin diyor kadınlar. Diğer kadınlara yanındayız diyor. Bakın bu sadece İstanbul'da değil, bu İstiklal Caddesi'nde gördük, sel gibiydi o kadınlar. Ama sadece İstanbul'da değil, biz Barış'la konuşurken teker teker diğer illerden gelen görüntüleri göreceksiniz. Kimileri işte böyle kah mumlar yaktı, kimileri sokaklara taştı. Tekirdağ burası örneğin. Eskişehir'de de yüzlerce kadın yürüdü. Zonguldak burası da. Küçük şehirlerde hiç kolay değildir. Evet. Hiç kolay değildir. Ne çok kadın çıkmış sokağa bakar mısınız? Feministlerin sloganıdır. Kadınlar vardır diye. Kadınlar vardır. Kadınlar vardır. Öğrenin. Kadınları öldürebilirsiniz. Onları hırpalayabilirsiniz. Ama kadınlar vardır ve hep olacaktır. AKP evet. iktidarının zaten korktuğu görüntü bu. Kadının sokağa çıkması. Çünkü bizim geleneğimizde kadınlar hep en ön saflaydı. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem Cumhuriyet'in kuruluşunda hem sonraki dönemlerde
özellikle Mustafa Kemal Atatürk kadını hep en ön sıraya çıkartmaya çalıştı. Hep bir eşit yurttaş haline getirmeye çalıştı. Çünkü bu cinayetlerin zaten arkasında yatan aslında sosyal sebeplerden biri kadının eşit yurttaşlıktan dışarı çıkarılmasıdır. Eşit yurttaş sayılmamasıdır. İktidarın, mevcut iktidarın kadını özellikle bir mülk gibi göstermeye ve ikinci sınıf vatandaş gibi göstermeye çalışmasıdır. Siz eğer kadını ya da tacize uğrayan çocuğu o kişinin, o egemen anlayışın bir mülkü olarak göstermeye başlarsanız, o egemen anlayış bir süre sonra o mülkü kendi arabası gibi, istediği gibi kullanmaya çalışır. Ya da bu hakkı kendinde görür. AKP iktidarı şimdi bu işten efendim idam edelim, idamı geri getirelim diyerek kendi sorumluluğundan sıyrılmaya çalışıyor. Siz kendi sorumluluğunuzdan bu şekilde sıyrılamazsınız. İdam dünyanın hiçbir yerinde çözüm değildir. İdam politik bir katliamdır ve yoksul kitlelere, ezilen kitlelere bir gözdağı verme politikasıdır. O idam tartışmalarını bir kere kenara bırakalım. Siz kadını nasıl eşit yurttaş haline getireceksiniz? Toplumsal şiddeti nasıl engelleyeceksiniz? Ya, şiddeti bizzat Barış, teşvik eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Diyanet bu iktidar zamanında protokolde öne alındı. Devlet protokolünde öne alındı. Ve neredeyse her konuda fetva demek de istemiyorum ama fetva makamı haline getirildi. Bu cinayetten iki gün önce Diyanet'in verdiği fetvayı hatırlıyor musunuz? Kadın erkek el ele dolaşmak caiz değildir. Daha cuma günü. Evliler bile el ele dolaşmasın dedi. Şimdi bu kafayı siz devlet adına konuşan bir makam haline getirmişseniz ve o makam habire böyle çağ dışı, gerçekte sapkın şeyler söylüyorsa, ha o zaman senin dediğin gibi sıyrılamazsın bundan. İktidar şu anda kadın cinayetlerinin artması karşısında bir anlamda paniklemiş durumda ve kadınları suçlar hale getirdi. O kadar çok mesaj geliyor ki, evet, diyorlar ki aynen. Kadınlar her gün ölüyor. Sadece hunhar olunca buna dikkat çekmeyelim. Hani bu çok hunharca bir cinayet gerçekten. Biz zaten rakamları da verdik. Kadın cinayetlerini bir istatistik haline getirip istatistiğin soğuk yüzüyle konuşmak istemiyorum ama şunu gösterdik abla. Özellikle 2007 yılında AKP'nin artık en çok oy aldığı dönem 1011 kadın katledilmiş. 2009'da 1000'in üzerinde kadın katledilmiş ve bu kadınların birçoğu sokak ortasında katledilmiş, tecavüz uğrayarak katledilmiş. O ahlaksızlar çıkıp diyorlar ki efendim Mine'ye tek giymeyin. Mesela dün Nihat Doğan. Abi ona geleceğiz. Dur ona geleceğiz. Onun üzerinde. Ha tabii onun üzerinde tepineceğiz. Dur öyle bir cümleyle kurtulamaz o varlık. Şimdi çok mesaj geliyor dedin ya, evet, hakikaten yağmur gibi yağıyor. Geliyor. Şebnem Çelebi'nin mesajını özellikle paylaşmak istiyorum sizlerle. Diyor ki bugün sabah karşımızdaki ortaokulda, bakın ortaokulda, Özgecan Arslan ölümsüzdür. Susma, sustukça sıra sana gelecek sesleriyle inledi. Ne müdür ne de öğretmenler çocukları engelledi. Engelleyemezdi de bana sorarsanız. Bu benim yorumum. Ben de hem bahçeyi süpürdüm hem de Özgecan Arslan ölümsüzdür diye bağırdım diyor. Çocuklar isyan etti. Kadınlar, erkekler isyan etti. Şimdi bakın Hürriyet gazetesi de bunu Türkiye başlığıyla vermiş. Hürriyet diyor ki Türkiye'nin canı. Ana fotoğrafta da bir pankart var. Unutmak ihanettir. Unutma. Unutmak ihanettir. Sahiden ihanettir. Devam edelim. Şimdi bunu mesela AKP'liler inanılmaz bir şekilde bu kadın cinayetini ve ortaya çıkan tepkiyi efendim iktidarımıza yönelik bir darbe girişimi işte diye yazıyorlar. Şimdi onlara şunu söyleyelim. Bir izleyicimiz de hatırlatmış. Amerika'da 3 kişi katledildi. 3 kişi Müslüman kimlikleriyle katledildiler. Onun için katledildiler ve Cumhurbaşkanı çıktı. Obama neredesin? Ey Obama neredesin? Ey başkan neredesin dedi. Peki Amerika'daki 3 kişinin cinayetinden Obama'yı sorumlu tutuyorsan o zaman Özgecan'ın cinayetinden kendini neden sıyırıyorsun?
Eğer Obama o cinayetlerden sorumluysa sen de bu cinayetten sorumlusun. Ya da 1000 yaşındaki Suudi kralın ölümünde yas ilan ediyorsun. Neden Özgecan için? Türkiye yasta ve isyanda. Evet. Şimdi ben bu biraz gazetelere devam edeyim. Çünkü döneceğiz. Bu arada hangi gazeteler nasıl vermiş onları da bir parça görmüş olursunuz. Ama sonra döneceğiz ve bir de konuğumuz olacak telefonda, söyleyecek çok lafı olan. Vatan Gazetesi'yle devam edelim. Hürriyet Türkiye'nin acısı demişti. Vatan Gazetesi de hadım mı idam mı diye şimdi böyle bir tartışma başladı. Akıl alır bir şey değil. Hakikaten yani. Değil. Yani çağ dışı insanların bu korkunç vahşetinin yaşattığı hadım, bir ülkede böyle çağ dışı önlemler tartışılır. Hadım cezası orta çağ anlayışıdır. Bedene zarar veren ve tabii, hukukçuların modern hukukun... Üstelik kimyasal hadımdan tabii, söz etmiyorlar. Tabii tabii. Modern hukukun mutlaka reddettiği, karşı çıktığı bir uygulamadır. Ortaçağ engizisyon anlayışıdır. Bir gazetenin, Vatan Gazetesi yöneticilerinin ortaokulda öğretilen bu bilgiyi bilmemesi ve toplumu bu anlamda yanlış yönlendirmesi, şiddete yönlendirmesi de AKP evet, iktidarının bu işteki sorumluluğunu gizleme operasyonudur. Ne hadımı kardeşim, orta çağda mıyız? Ne idamı? İdamın hangi soruna çözüm bulduğunu gördük. Dediğim gibi bir de kimyasal hadımdan da söz edilmiyor. Bildiğiniz kastrasyondan. Kastrasyondan fiziki, evet. Fiziki hadımdan söz ediliyor. Devam edelim. Yurt Gazetesi de kanlı ayak izleri vermiş birinci sayfasında. Özgecan'ın izinde diye. Yani kadınlar Özgecan'ın izinde yürüyecekler. Ne pahasına olursa olsun diyor Yurt Gazetesi. Şimdi bir de biraz öteki gazetelere bakalım. Hem onlar ne yapmış hem de biz ayrıca bu programda ilerleyen dakikalarda ne konuşacağız görelim. Akşam gazetesini görelim önce. Hemen arkasından Star'ı göreceğiz. Alın evet, başlığı arkadaşlar. İşte Fuat Avni diye gazeteci köşe yazarı ama aslında eski polis Emre Uslu'nun fotoğrafı var. Aram bir demişler. Evet, bunu Star gazetesi de aynı şekilde aynı başlıkla işte Fuat Avni diye veriyor. Onu da göreceğiz şimdi. Sabah da öyle vermiş. Sabah da işte Fuat Avni diye. Bunlar manşette vermişler. Şimdi üç gazete... pardon, iki gazete daha vereceğim. Sözcü ve Özgür Gündem. Sözcü gazetesi PKK yürüyor, polis koruyor manşetiyle çıkmış. Gerçi iki manşette çıkmış. Halk yürüyor, polis dövüyor ile birleştirmiş. Oh, halk nerede yürüyor da başına neler geliyor? Özgecan yürüyüşünde biliyor musunuz? Özgecan protestosunda polis dayak peşindeydi. Tekrar dönün arkadaşlar sözcüye. PKK yürüyor, polis koruyor diyor. Şimdi 15 Şubat biliyorsunuz Öcalan'ın Türkiye'ye getirilip İmralı'ya kapatılmasının yıl dönümüydü. Onun için milyonlar diyebilirim çünkü Türkiye'nin her yerinde polis izniyle ve bu bir ilkti, onu da belirteyim, sonra geleceğiz. Özgür Gündem de milyonlar Öcalan'a özgürlükten başka yol yok dedi diye durduramazsınız manşetiyle çıkmış. Bunları da konuşacağız ama şimdi gerçi epey konuştuk ama birkaç şeyle alıntıyla Nihat Doğan'ın da aralarında olduğu evet, konuya gireceğiz ve az sonra Uğur Dündar muhatap ve hedef, çünkü Uğur Dündar da telefonda bu konuda konuşacak. Şimdi önce Yeni Akit gazetesinin ne yaptığına bakalım. Evet, Yeni Akit diyor ki Uğur Dündar ve Soner Yalçın'ın istediği yaşam tarzı bir yerde tecavüz, bir yerde ölüm getirdi. Ölüm getirdi dediği de bir genç kız evinde ölü bulundu. Neden ölü olduğu da belli değil. Böyle bir çamur atmış kalsın diye ve üstelik de böyle sataşarak, hedef göstererek. İki, Nihat Doğan. Nihat Doğan da... Ben okuyayım isterseniz. Oku. Nihat Doğan şunu söylüyor. Siz de mini eteği giyip soyunup
laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Yani o cümlenin bozukluğu Nihat Doğan'dan kaynaklanıyor, herhalde, benden değil. Herhalde, herhalde. Bizi radyodan dinleyenleri bu arada hatırlatalım. Barış arkadaş Nihat Doğan'ın mesajını okudu. Evet. Yani tekrar şimdi tercümesiyle bari evet, oku. Evet, şöyle söylüyor Nihat Doğan. Bakın radyodan dinleyenler için söyleyeyim. Benimle ilgisi yok. Nihat Doğan'ın görüşleri. Yani görüş demek de buna şey, hezeyanları. Yani, haksızlık olur. Nihat Doğan'ın hezeyanları. Nihat Doğan şöyle diyor. Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Yani şunu söylüyor. Normal diyor, mini etek giyersen kardeşim tacizi, tecavüzü hak edersin. Evet. Ve orada da bir ahlaksızlık yapıyor. Laik sistemin ahlaksızlaştırdığı diyor. İşte bu ahlaksızlaştıranlardan biri Uğur Dündar. Şimdi bu Nihat Doğan. Uğur abiden 30 saniyesini rica edeyim. Bir de çünkü Cemile Bayraktar, Yeni Şafak yazarını da bu vereceğiz. Nihat Doğan, İzzet Yıldızhan'la birlikte Ankara'da bir otel odasında iki kadınla neden gözaltına alındı, iki kadının şikayeti sonucu? Kime ahlak dersi veriyor? Unutmadık onu, 2012 yılında Ankara'nın en lüks otelinde 4 tane kadını çağırıp silahla taciz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındılar. Nihat Doğan, kime ahlak dersi veriyorsun? Buradan AKP'den 3 tane 5 tane konser alacağım diye laik sisteme, laik sistemin yurttaşlarına saldırıyorsun. Modern yaşam tarzına saldırıyorsun ve tecavüzü de meşru kılmaya çalışıyorsun. Bir son not. Yeni Şafak yazarı. Şimdi bu insanları eğer örneğin Nihat Doğan eskiden başbakanken Erdoğan'ın sofrasında görmeseydik, davetinde görmeseydik. Yeni Akit gazetesi genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya'yı hala daha Erdoğan uçağında sürekli misafir olarak görmeseydik. Yeni Şafak yazarı AKP'nin sesi olarak yazmasaydı, bunlar aslında hani isimlerini ve yazdıklarını ağza bile almaya gerek yok. Nihat Doğan AKP Beşiktaş ilçe örgütünde yöneticilik de yaptı, ayrıca, hatırlayın. Ayrıca Survivor'a katılacaktı. Tepki çok büyük olunca Acun Ilıcalı kadrodan çıkartmış bir not. Dediğim gibi aslında adını anmaya bile değmez ama böyle özel olunca adını anıyoruz. Şimdi Cemile Bayraktar hanımefendi de diyor ki Yeni Şafak yazarı gene sen okuyuver. Şöyle diyor Cemile Bayraktar. Mükemmel Müslüman Türkçeleri. Ülke tecavüz fırsatçılığına soyunmayın. Amerika'da her iki dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Şimdi çeneni kapatın. Ben bu nasıl bir şey Türkçedir? Yok, hakikaten. Şimdi çenenizi. Çenenizi kapatın. Biraz kapatın, gitmiş ama. Ha. Şöyle kapatın. Yazmış, Müslüman ülke tecavüz fırsatçılığına soyunmayın. Amerika'da her iki dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Şimdi çenenizi kapatın. Yani ne demek bu? Tecavüz yani. Kaçınılmaz diye bir laf vardır. Devamını ya. Söyleyeyim. Ben hakikaten, abla bak, bu siyasetle falan da ilgili olan bir şey değil. Bir insanın bir partiyi bu şekilde savunması da ahlaksızlık. Çok. Demek ki bunlar şunun farkındalar. AKP'nin yarattığı sosyal tahribat bu tacizleri, tecavüzleri, kadın cinayetlerini artırıyor ve patlatıyor. O yüzden bir savunma refleksine girişiyor. Şimdi Uğur Dündar hatta demiştim. Uğur Dündar Yeni Akit gazetesi tekrar gelsin o alıntı ekrana. Diyor ki Uğur Dündar'ın ve Soner Yalçın'ın inadına mini etek demesi yüzünden istediği yaşam tarzı, siz dediniz ya inadına işte mini etek, inadına dekolte dedi bir programda Soner Yalçın'da, hatta benim programımda da, siz Özgecan'ın ölümüne neden olmuşsunuz, ben susayım sen konuş. Sevgili Ayşenur, bir defa adını andığın, ben anmayacağım gazete değil. O bir hedef gösterme aracı, hedef gösterme mekanizması. Biliyorsun daha önce kimleri hedef gösterdiyse maalesef yaşamları hunharca saldırılar sonucunda yitip gitti o kişilerin. Şimdi de bizi hedef gösteriyor. Bizi hedef göstermesinin nedeni bizim onlar tarafından bertaraf edilme, yani iktidar tarafından bertaraf edilme çabalarına karşın halen mesleğimizi yapıyor olmamız ve şu Halk TV gibi son derece kıt imkanlarla yayıncılık hayatını sürdüren ekranlarda sen, Barış, ben
benim programıma katılanlar seyircinin teveccühünü gördüğü ve etkili olduğumuz için acaba bunları nasıl susturabiliriz? Acaba bunları nasıl itibarsızlaştırabiliriz diyerek iftira ve yalan kampanyası açıyorlar ve böylece bizleri hedef gösteriyorlar. Yani yarın öbür gün başımıza bir şey gelirse o programdaki gerçekleri bir tarafa atarak cımbızladıkları yalanlarla bir kesimin nefretini bizim üzerimize yöneltmeye gayret eden yandaş tetikli gazetecilerdir. Bunu o paçavra bahsetmedi ilk kez. Daha önce bir televizyon programında, yandaş programda yandaş gazeteciler, adlarını zikretmek istemiyorum, haram havuzlardan küplerini dolduran sözde gazeteciler, bana göre tetikçiler, bizleri hedef tahtasına oturttular. Şimdi o programda Soner Yalçın ne dedi? Soner Yalçın senin programına da katılarak aynı şeyleri söyledi. Önce örtünen hanımların, inançları dolayısıyla örtünen hanımların bu davranışlarına son derece saygı duyduğunu ve kendilerine yönelen baskıya karşı inadına başlarını örterek bu özgürlüğü, bu hakkı sonuna kadar kullanmaları gerektiğini ifade etti. Doğru mu? Evet, bunu ifade etti. Daha sonra da sözü Cumhuriyet'e getirdi. Tamamen bambaşka bir kulvara geçti konuşma ve orada da Cumhuriyet insanlarının kendilerine bakmaları, özenli giyinmeleri, örneğin Atatürk'ün taktığı papyonun kendisi için bir model teşkil ettiğini ve o akşam da programa papyonla gelmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi. Kadınlara da Cumhuriyet kadınları inadına şık olacaklar. İnadına mini etek giymek istiyorlarsa giyecekler. Dekolteli giysileri varsa onları giymek istiyorlarsa onu da giyecekler dedi. Bu kadar mı hepsi? Bu kadar. Soner'in söyledikleri bu kadar. Bunları cımbızladılar. Soner'in başörtülü kadınlarımız, bacılarımız hakkında söylediklerini hiç görmediler. Yani kimseyi ötekileştirmediğini, insanların yaşam biçimlerine, giyim kuşam sevgili, tarzlarına saygı gösterilmesini talep eden... Ama olağan hedeflersiniz zaten. Yani şimdi ama Ayşenur, saptırmaya bak, saptırmaya bak. Evet, nasıl saptırıyorlar? İnsanların yaşam biçimlerine saygı gösterilmesini talep eden masum bir konuşma nereye getirildi? Ben de Soner'in o konuşması üzerine sadece şu cümleyi kullandım. İnadına kadınla erkekli, kızla erkekli oturacaksınız dedim. Şimdi anayasasında laik demokratik hukuk devleti yazan kadınla erkeğin eşit addedildiği bir devlet düzeninde ben kadınlara ayrı, erkeklere ayrı oturup mu demeliydim? Demek ki tesettür uygulamasını savunan ben, yani insanlarımızın inançları dolayısıyla başlarını örtmelerine saygı gösteren ben o programda da aynen şu konuşmayı yaptım. Arkadaşlar, Türkiye'de hiçbir zaman başörtülü hanım sorunu olmamıştır. Bunu sorun haline getiren beyinleri başörtülü erkeklerdir dedim. Gerçekten de buna her zaman inanıyorum ve inançları dolayısıyla başını örten hanımlarımıza saygı gösteriyorum. Ama kadın mini etek giydi diye, kadının dekoltesi var diye bu çağda onu hafif meşrep ve tecavüze uygun bir hedef olarak toplumun önünde boy tahtasına, boy hedefine ya, çeken insanların sevgili Uğur, Allah aşkına akılla, vicdanla ne gibi ilgileri olabilir? Hiçbir ilgisi olmadığı çok açık. Bu arada şimdi bundan da izleyenlerimiz bu sonucu çıkartmayacaktır eminim ama şunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Bu lafı yeni akit denilen şey gündeme getirdi ve Özgecan cinayeti üzerinden Uğur Dündar'ı, Soner Yalçın'ı hedef gösterip vurmaya çalıştı diye konuşuyoruz şu anda. Şimdi Özgecan mini etek giyer miydi, giymez miydi, giyse ne olurdu? Bunu konuşmuyoruz. Yani Özgecan belki hiç mini etek giymiyordu evladım. Bir sevgili Uğur, bir evde çekilmiş görüntüsü gelecek Özgecan'ın. Zaten bir yavru ceylan, bir dünya güzeli kız çocuğu, onun yani zaten öldürülmesini, hem de böyle vahşice öldürülmesini dünya üzerinde hiçbir gerekçe
mazur gösteremez. Ayşenur, şunu yalnız söyleyeyim izin verirsen. Yani mini etek giyen kadınlarımız, kızlarımız tecavüze müstahaktır diye bir zihniyetin şu çağda hala var olması ve kızlarımızı, kadınlarımızı hedef göstermesi ne kadar korkunç bir durum. Öyle değil mi? Ya. Ama sen seyredebiliyor musun bilmiyorum. Seyrediyorum, Özgecan, evet. Özgecan, evladım. Yani gerçekten bir bakar mısın? Bakar mısın? Melek gibi bir yavru, melek, evlat. Melek, yani peki ne diyorsun yani en son bu cinayet hakkında? İşte yok idam, yok hadım, bilmem ne, saçma sapan şeyler uçuşuyor. İktidar ne yapması gerektiğini bilmiyor herhalde hala. Kendi suçunu kabul edip, kendi hatalarını kabul edip düzelteceğine daha ağır ceza, daha ağır ceza diye başka şeylerin peşinde. Son yani olarak bunları, kadınlarımızın cumhuriyete gönül vermiş, laik yaşam biçimine sevdalı kadınlarımızın özgürlük alanını daha daraltmak ve tecavüzden korunmak için sanki sıkı sıkıya örtünmek gerekir gibi bir mantığa çekmek istiyorlar. Ama dün yine internet sitelerinde tepeden tırnağa çarşaflı, hiçbir tarafı gözükmeyen bir kadına yolda yürürken herhalde Arap ülkelerinden birisinde çekilmişti. Erkeklerin nasıl bir gözle baktıklarını gösteren, tüyler ürperten bir fotoğraf vardı. Yani burada kadını kişi yerine koymak, insan yerine koymak ve erkek kadın eşitliğine saygı göstermek varken kadını sadece eve kapanmış, çocuk üreten ve işte evin işleriyle meşgul olan bir varlık haline getirmeye çalışıyorlar ki bu fevkalade üzücü. Önemli olan çocuğun ve o çocuğu doğuran annelerin çağdaş eğitim anlayışıyla eğitilmeleri ve kadın erkek eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu bu olaylardan yola çıkarak bir kez daha idrak etmektir. Yol aklı selim bunu gerektiriyor Ayşenur. Yoksa biz daha çok Özgecan acısı yaşarız. Daha çok şiddete uğramış kadınlarımızın acısını yaşarız. Bugünkü gibi hep yas tutarız. Az önce bunların dışında görüyorsun fotoğrafı. Tepeden tırnağa çarşaflı, gözü bile gözükmeyen bir kadına nasıl bakıyorlar? Uğur abi. Önemli olan bu bakış açısıdır. Bu bakış açısının bu dünyaya hiç yakışmadığıdır. Ve kadına nasıl zavallı, kadına nasıl tecavüz edilmesi gereken, tapkın evet, bakışlarla izlenmesi gereken bir mahluk olarak, insan olarak değil bir yaratık olarak görme alışkanlığı ve bu alışkanlığı destekleyen zihniyettir sorun olan. Uğur abi, bu fotoğrafın yanı sıra Bursa'da, şimdi ismini verip ailenin acısını yeniden yaşatmayalım. Bursa'da bir türbanlı kardeşimize, çarşaflı, türbanlı bir kardeşimize tecavüz etti ve katlettiler. Bu işin mini etekle, uzun giymeyle, kısa giymeyle bir ilgisi yok. Bu tam bir aslında şu hep mini etek giymiş de efendim yok erkekleri tahrik etmiş de diyerek cinayeti meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bunun altında AKP iktidarının bu zihniyeti yatıyor. Karma eğitimi ortadan kaldırıp kızlarla erkekleri ayrı sınıflarda okutmaya çalışan, doğal yaşama aykırı bir anlayışı dayatmaya çalışan, kadını ikinci sınıf varlık derecesini düşürmeye çalışan iktidar ve bu cinayetlerde ortaktır. Erkeğin fıtratında olan nefsi yüzünden açık gördüğü bir kadına saldırısının meşru olduğunu savunan, dile getiren. Abla sen zaten kadınla erkek eşit değildir diyorsan kadın cinayetlerini, kadın tecavüzlerini meşrulaştırıyorsun demektir. Barış'cığım onun ötesine geçiyor. Diyor ki alenen eğer diyor ya bunu profesör ünvanlı adamları söylüyorlar. Bu iş diyor erkeğin nefsi fıtratında vardır diyor. Yani bir kadın gördü mü ona saldırır diyor. Ayşenur ne diyorsun 6 yaşında kız da evlenilebilir diye fetva veriyor. Evet. Annesinin diz kapağından huylanıyor bu insanlar. Yani bunları biz normal olarak addedebilir miyiz? Annesinin diz kapağından huylanan 6 yaşındaki kızın evlenebileceğini söyleyen, dün ben bir lise öğrencisi genç kızla, çok başarılı, çok aklı başında bir genç kızımızla sohbet ettim. Sınıfında 8 kız varmış ve bu 8 kızın hepsi 8-10 yaşlarındayken tacize maruz kalmış. Yani bu
Türkiye'nin hakikaten çok vahim bir sorunu. Burada siz kadını şöyle değerlendirirseniz, kadın şunu yapsın, kadın bunu yapsın, kadın şöyle giyinsin, kadın böyle giyinsin derseniz, o zaman gerçeğe sırtını dönersiniz. Evet. O zaman özgecanların acısını her güne yayarsınız. Hemen her gün bir özgecan vakasıyla bu toplumu karşı karşıya bırakırsınız. Ama bak az her önce bir görüntü geldi. Bir görüntü geldi Mersin'den. 3000 kadar kadın özgecanın ailesine, evine taziyeye gitmek istedi. O görüntüyü tekrar verin arkadaşlar, demin gösterdiğiniz. Beni de alın. Beni de alın. Şimdi bir polis kordonu karşıladı onları. Bir polis kordonu, sadece yürüyen kadınlar. Ellerinde ne molotof var, ne sapan var, ne bir şey var. Engelledi polis. Yani yapabildikleri de bu karşılığında. Hayır, polis niye korkuyor kadınları yürümesinden? Kadınlar sonuçta bir cinayete karşı insani bir tepki gösteriyor. Eve taziyeye gitmek polisin istiyor. Polisin korkusu şu, polis şunun farkında. Bu cinayetlerde, artan cinayetlerde, tacizlerde, tecavüzlerde iktidarın sorumluluğu var ve bu öfkenin iktidara yönelmesinden korkuyorlar. O yüzden kadınların önünü kesiyorlar. Burada bir tehlike de şu, bazı kadınlar özellikle bu tür cinayetlere karşı erkeklerin dayanışma göstermesinin önüne geçiyorlar ve bütün erkekleri suçlayan bir anlayışı hakim kılıyorlar. Oysa ki bu tür cinayetler kadınların ve erkeklerin dayanışmasıyla çözülür. Burada erkeğe değil, erkek egemen anlayışa itiraz etmek gerekir. İkisi biraz karıştırılıyor orada. Yani hayır, elbette bütün itirazımız o. Şöyle bir noktaya getiriliyor bazı yerlerde. Ama sadece bak, erkek egemen erkek egemen davranış, anlayış başkadır. Anlayış, ama bak şu, diyelim ki Fransa'da da vardır ve yaygındır bu. Rusya'da da haydi haydi vardır. Dünyanın her yerinde erkek egemen görüş ve davranış vardır. Burada onun ötesine pantolon giyen, mini etek giyen, başı açık kadına saldırının neredeyse o kadınların bizatihi kendisi yüzünden meşru olabileceğini öne süren sözde bilim insanları, hukuk insanları, politikacılar ve bu ülkeyi yönetenler var. Aradaki fark bu. Abla, bunu yani Suudi Arabistan'a mık kalmış bir yerdeyiz. AKP'nin aile danışmanı çıkıp ben kocama sevgili buldum, biz birlikte yaşıyoruz falan gibi sapıkça şeyler söyledi. Hatırlayın, çok değil, daha bir sene önce söyledi. Hani bunun kadını erkeği yok. Benim anlatmak istediğim şu. Kadınlara yönelik cinayete, şiddete, tacize, tecavüze erkeklerin de büyük bir bölümü karşı. Bunu bir dayanışma halinde çözmemiz gerekir. Yani kadın ve erkeği burada düşman haline getirirsek ne kadınların mücadelesi başarılı olabilir ne de buradan bir sonuç çıkar. Ona o çizgiye dikkat etmek şimdi, lazım. O noktaya dikkat etmek lazım. Yani o noktaları galiba açtık. Bir de hakikaten bir ülkede hukuk yoksa sonunda işte geliriz bu noktalara. Şimdi bakın, Aytuna Tosunoğlu hatırlatmış. Diyor ki 26 kişinin tecavüz ettiği, o tecavüz sonrasında 6 ameliyat, ruhsal travmalardan söz bile etmiyorum. 6 ameliyat geçiren 13 yaşındaki kız için tırnak içine almış Aytuna Tosunoğlu. Rızası vardı, kararı verelim, 5 sene oldu diyor. Yargı bu kararla, hafifletici sebeplerle verdi kararını, rızası vardı diye. Bu arada bir arkadaşım hatırlatmış, o Özgecan'ın görüntüsüyle birlikte verirsek, annesi Özgecan'ı sabah demiş sütünü içirip öyle yolcu ettim demiş. Sabah sütünü içireceğimiz kadar bir küçük melek yavru sütünü içirmiş. Öpek oklaya. Baksanız Allah aşkınıza. Yani bu arada Ayşe Kızılışık diyor ki 50 yaşındayım. Gençken ben de, hatta annem de mini etek giyerdi. Biz tecavüze uğramadık. Ahlaksızlar sussun biraz. Ne demek şimdi bu? Siz tecavüze uğramadınız diye bundan anlamayacaksınız. Bir de adınız Ayşe olacak, kadın olacaksınız, öyle mi? Allah aşkınıza, ben ilk defa yapıyorum bunu. İlk defa bir izleyicimle böyle şey yapıyorum, inatlaşıyorum ama. Hadi canım, siz de kapatın televizyonu, seyretmeyin siz bizi. Allah ne aşkına. Ne diyor? Ben... İşte o 50 Ayşenur, yaşındaymış. Gençinde bir etek giyermiş. Tecavüze uğramamışlar. Evet canım. Dinliyorum seni. Bu hadisenin maalesef
o meleğimizin hayatını kaybetmesinden sonra yapılan yorumlar ve o sapıkça cinayeti, o vahşi cinayeti hafifletme çabalarının toplumu çekmek istediği yer şu. Eğer kadınlarımız mini etek giyerse, kadınlarımız başı açık dolaşırsa, kadınlarımız işte dekolteli olursa, tecavüze uğradıklarında bunlar hafifletici sebeptir. Evet. Dolayısıyla kapansınlar, yani önce mini etek giymekten vazgeçsinler, sonra dekolte hiç asla giyinmesinler. Ben yola çıkarak tüm kadınların başlarını örtmesi ve eve kapanmalarını getirebilecek bir uygulama için zemin hazırlamak. Yani yaşam biçimlerine saygının ötesine geçtik, mahalle baskısının da çok ötesine geçtik. Başı açık kadınları, onlar gibi olmayan ötekileştirilmiş kadınlarımızı eve kapatmak ve kadın erkek eşitliğini yok saymak için bir platform, bir zemin üzerinden hareket etme imkanını yaratmak. Bütün amaç bu. Evet. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Uğur abinin sözlerinden sonra şunu söyleyeyim. Bir, toplum öyle bir hale getiriliyor ki sanki bütün herkes sapık ve herkes tecavüze hazırlanıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Bu bizim toplumsal ilişkilerimizde zedeler, toplumsal barışımızda zedeler. Buna bir kere dikkat etmemiz lazım. İki, hep mini etekten bahsediyor ahlaksızlar. Peki benim memleketimde Kars'ta çok değil, daha 6-7 ay önce 9 yaşındaki bir çocuğa, erkek çocuğuna tecavüz ettiler. Hatırlayın. Arabayla götürüp tecavüz ettiler. Ailesinin acısını da yeniden yaşatıyoruz. Onlardan da özür diliyorum. AKP iktidarı bu meselelerin konuşulmasını istemiyor. Eren Erdem hatırlatmış. Pozantı cezaevinde çocuklara yönelik tacizi, tecavüzü yazan gazeteci arkadaşımız, Dicle Haber Ajansı'nın muhabiri devlet sırlarını ifşa etmekten tutuklandı. Sır ya, ifşa etmekten çocuk tutuklandı. Yani, yazdığı için. Çocuk tecavüzleri devlet sırrıymış. Tabii canım, devletin mahremiyetini İfşa etmekten tutuklandı. Bugün tacizler, tecavüzler o cezaevlerinde hala sürüyor. Bırakın onu, izleyicilerimiz hatırlatmış. Barış Bey hatırlayın diyorlar. Gezi Parkı'nda hep birlikteydik. Polisler bize neler söyledi? Sizi karakola götürür, bilmem ne yaparız, kimsenin haberi olmaz diye. Bu şiddet her yerde kol geziyor. Yani iktidar Türkiye'yi yönetmekte zorlandıkça bir otoriterleşme eğilimine giriyor ve o otoriterleşme artık toplumun her alanına yayılmaya başlıyor. Dünyanın her yerinde çürüme zaten bu tür ortamlarda boy verir. Bu konuyu şöyle kapatabiliriz. Özkan Leblebici bir erkek izleyici demiş ki, ne yazık ki sapıklığın eğitim meslek statüyle bir alakası yok. Ama toplumsal yapıyla alakalı demiş. Toplumsal yapıyla ilgili ve çözüm eğitim devrimi demiş. Senin söylediğin gibi kız erkek karma eğitimde ısrar edeceğiz. Yani 10 yaşındaki kız çocuğuna sen artık kadın oldun, bu erkekle birlikte olamazsın. 10 yaşındaki erkek çocuğuna senin yaşıtın bu kız artık bak kadın oldu, ondan uzak dur diyorsak bu kafa, bu zihniyet devam eder. Çok özeti bu. Sevgili Uğur, birinci bölümün sonuna geldik. Son cümlelerini alayım. Bir molaya gideceğiz. Son cümlelerim fevkalade üzüntülüyüm. Yani baştan da söylediğim gibi inançları dolayısıyla başını örten hanımlarımıza bu ülkede hiç kimsenin saygısızlık yapma hakkı yoktur. Saygısızlık yapanlar karşılarında bizi bulurlar. Zaten bu ülkede başörtülü hanım sorunu hiçbir zaman olmamıştır. Başörtülü erkekler sorunu olmuştur ve bunu sorun haline getiren o erkeklerdir. O erkekler ki bugün kalkıyorlar başı açık ve yaşam tarzı açısından çağdaş yaşam biçimini benimsemiş kadınlarımıza çok akıl almaz saldırılarda bulunuyorlar. Onları ötekileştiriyorlar ve onları da evlerine kapanan ve evlerinde sadece çocuk doğuran ve işte ev işleriyle haşır neşir olan birer insan gözüyle bakmıyorlar, birer varlık olarak yaşama mahkum etmek istiyorlar. Buna şiddetle karşı duracağız. Büyük Önder Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyetinin kazanımlarını sonuna kadar koruyacağız ve her nefes alışımızda onun kadınlarımıza sağladığı hakların savunucusu olmanın bize verilmiş bir görev olduğunu da asla unutmayacağız. Çok teşekkürler sevgili Uğur. Efendim bu bölümü Ahmet Hakan'ın yazısından bir bölümle noktalayalım.
birkaç cümlenin altını çizmiş, birkaç görüşün altını çizmiş çünkü. Onu izleyelim, ondan sonra bir mola verelim. Genç bir kadın tecavüze uğramış, öldürülmüş, yakılmış. Millet ağlıyor, millet tepkili, millet öfkeli, millet isyanda. Hükümete yakın bazı şahıslar milletle birlikte ağlayacaklarına, tepki göstereceklerine, öfkeleneceklerine, isyan edeceklerine, Özgecan'ı bahane edip bizim biricik hükümetimizi devirmeye çalışıyorlar diye ağlaşıyorlar. Genç bir kadının vahşi bir cinayete kurban gitmesi karşısında 2 dakika olsun biricik hükümetlerini falan bir tarafa bırakıp kendilerini samimi bir öfkeye, samimi bir üzüntüye, samimi bir tepkiye bırakamıyorlar. Hükümetimizi devirecekler paranoyası öyle bir paranoyadır ki insanın kendisini insani bir öfkeye, insani bir üzüntüye, insani bir tepkiye, samimi bir isyana bırakmasına bile izin vermez. Ey kadınların giydikleri kıyafet nedeniyle tecavüzü hak etmiş olabileceklerini savunan aşağılık tecavüzcü aklayıcıları. Bilesiniz ki isimleriniz minibüs tecavüzcülerinin isimlerinin yanına yazılmıştır. Ey kadınların yaşam tarzları nedeniyle tecavüz edilip öldürülmeye davetiye çıkardıklarını yazan Fosetlik Çukuru Gazete. Bilesin ki ismin bir kez daha tecavüzcü goygoycusu olarak kayda geçmiştir. Ey trollük uğruna tecavüzcü katilleri mazur göstermek için bin dereden su getiren magazin maymunu. Bilesin ki ismin tecavüzcü katillerin işbirlikçisi olarak kayda geçmiştir. Hani ben bu kadar ağır söyleyemeyecektim onun için biraz da Ahmet Hakan'a yani hakikaten çok çok ağır ama çok katıldığım şeyler söylemiş efendim. Şimdi bir mola veriyoruz. Dönüşte Barış arkadaşla yağıyor değil mi mesajlar, evet, Barış? Hem biraz Twitter'da, Facebook'ta, sizden gelen mesajları paylaşacağız. Ağlayarak izliyorum diye yazmış Faike Soley. Sibel Akbulut Kristi şunu yazmış, demiş ki her gün cumhuriyete, laikliğe daha çok sahip çıkalım. Blue in blue, her gün siyah giyinelim. Bu ülkede siyahı unutturmayalım, Özgecan'ı unutturmayalım demiş. Yani binlerce, onlara bu arada binlerce tweet. Bana bir uyarı geldi. Evet. Birkaç izleyiciden, bu arada Gülçin Fırat'tan diyor ki bence siz o Ayşe Hanım'ı yanlış anladınız. O kitçilere namussuzlar diyordu diyor. Olabilir. Bu ruh haliyle yanlış anlamış olabilirim. Eğer öyleyse gerçekten çok özür dilerim ama bir daha okuyacağım zaten dönüşte. Sizin mesajlarınızdan örneklerle karşınızda olacağız. Evet, birkaç kişi daha yazmış bir de, yanlış anladınız olabilir, diye. Olabilir. Eğer öyleyse özür dilerim hanımefendiden. Bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir ilk yaşandı Öcalan açısından. Öcalan için bir ilk izin çıktı. Nasıl, neden? Dönüşte Barış arkadaşla karşınızda olacağız. Efendim tekrar karşınızdayız Barış arkadaşla. Programın ilk bölümünde Özgecan'ı konuştuk. Bugün günlerden Özgecan gerçekten. Unutmak ihanettir diyordu bir pankart. Hakikaten unutmak ihanettir. Ve herkes belli ki son derece derinden yaralanmış bu konuda. Evet. Değil mi? Mesaj hakikaten abla yağdı. Yani birkaç örnek hani çok paylaşalım. Siyasi programlar yaptığımızda daha çok böyle mesajlar gelir ama mesela bir Dursun Yıldız Döken şunu yazmış. Yeni Şafak yazarlarına kızmış. Yeni Şafak yazarları güzel, insancıl bir şey yazarsa şaşırmalısınız demiş. Bu Sevda Türküsev'e. Bir diğeri Canan Ertürk, yavrumuza kıyanları, destekleyenlere lanet olsun. Gün bu cinayetleri, bu şiddeti önleme günüdür demiş. Sonra devamında yüzlerce tweet var da seçmeye çalışıyorum. Arif Tolluoğlu, bu cezada hafifletici neden aranmaz, aksi halde 3-5 yıl yatıp çıkmak teşvik birimi haline gelir demiş. Bir diğeri şunu söylemiş, Nihat Doğan'ı hatırlatmış. Nihat Doğan şimdi mini etek giyenlere saldırıyor da AKP'ye yaranmak için. Kendisi magazin programlarında çıkıp jürilik yapıp mini etek giyen kızlara not vermiyor muydu? Ne oldu da birdenbire ahlak polisliğine soyundu demiş. Nihat Doğan'a yönelik de inanılmaz bir tepki var. Bunun dışında mesela Murat Usta şunu söylüyor. Özgecan cinayetinde katilin babasının tavrına ne diyorsunuz demiş. Hakikaten o da üzerinde durulması gereken bir konu. Biliyorsunuz babasını ve arkadaşını çağırıyor Özgecan'ı katlettikten sonra. Gömmeyelim yakalım diye vahşice bir karar alıyorlar. Bu da hakikaten toplumsal psikolojimiz açısından mutlaka
değerlendirilmesi gereken bir mesele. Öyle bir hale geldi ki gönderilecek cezaevi bile bulamadılar. Onun da üzerinde durulması lazım. Kız babalarını da tepki göstermeye, eylem yapmaya, evet, çağırın. Köşe yastığı gibi oturmasınlar demiş Ümit Aşçı. Bir başka izleyicimiz şunu söylemiş. Kızım avukat ve en çok girdiği dava taciz ve tecavüz davaları demiş. Hani hakikaten düşünün, müthiş bir patlama. Ben de birkaç örnek vereyim. Sivaslı Gül Sarıyer'de bir haber iletmiş. Sarıyer'de bir okulda 25 öğrenci siyah giymiş diye okul alınmamış. Bizler de bugün siyah giyindik. Özgecan için. Evet, başlangıçta paylaştım. Yeni Çağ Gazetesi yasta değil isyandayız diyor. Evet, isyandayız ama aynı zamanda yasımız acımız da büyük. Bu nedenle siyah giyip giden 25 öğrenciye okulda kapılar kapanmış. Sivaslı Gül. Hayır, o okul müdürüne şunu sormak lazım. Neden korkuyorsun kardeşim? Neyi saklamaya çalışıyorsun? İnsanlar bir cinayete karşı çıkıyor, bir cinayeti kınıyor ve bir toplumsal, evet, dayanışma gösteriyor. Evet. O 25 öğrenciyle kutluyorum. Yaşlarını bilmiyorum ama hakikaten gözlerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Böyle bir duyarlılık gelişirse ve toplumsal eşitlik toplumun her yerine yayılırsa, kızlı erkekli, buradan açıkça söylüyorum, hadi beni de hedef gösterin. Evet, biz kızlı erkekli oturacağız, yan yana oturacağız, böyle yaşayacağız, karma eğitimi savunuyoruz. Çünkü sizin bu zihniyetiniz, kadınları ve erkekleri ayıran zihniyetiniz bu tür sapıklıkları artırıyor. Abdullah, bundan korkmayın. Abdullah Gönde nitekim demiş ki, kadınları erkeklerden ayırıp anaokuluna dahi türban sokarsak, işte bu olayların geleceğimiz nokta burasıdır. Yaşanması kaçınılmazdır demiş. Aysel Şengüder de, hani bu neler konuşuyoruz artık, nasıl böyle bir ülke haline geldik, ne zaman geldik, içim acıyor demiş. Şimdi dedim ya, unutmak ihanettir. Özgecan'ı da unutmayacağız. Bu ülkenin çocuklarına yönelik hiçbir zulmü, hiçbir şiddeti unutmayacağız. İşte söyleyince herhalde hepinizin aklına geldi Berkin Elvan. Onu da unutmadık. Onu unutmak da ihanet çünkü. Bu ülke çocuklarına her tür şiddeti, zulmü reva görüyor. Berkin'i öldürüyor ve hala daha ortada dava yok. İşte bu yüzden dün İstanbul'da Vatan Emniyet önünde bir grup bu taleple gitti, bir basın açıklaması yaptı. Dediler ki, Berkin Elvan dosyası niye hala açık değil? Evet. Neden hala bu dava başlamadı arkadaş? Hadi dediler. Çünkü o polislerin adı biliniyor, yazıldı. Evet. Herkes biliyor. Dosyalarına konuldu ama bir türlü o dosya iddianameye dört kere dönemiyor. Savcısı değiştirildi. Tabii. Berkin Elvan soruşturmasının savcıları tam dört kez değiştirildi ve o dosya ısrarla kapatılmaya, unutturulmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Çünkü biliyorlar ki Berkin Elvan dosyası açıldığında, namuslu bir savcı bu dosyayı masaya yatırdığında o cinayetin ucu ta Ankara'ya en yüksek tepelere kadar uzanacak. Yüksek, çünkü yüksek ne demişti tepelere. O zat? Emri ben verdim demişti. Evet, talimat. Kahraman polislere emri ben vermiştim. Kahraman polisler destan yazıyor. İşte demiş. O kahraman polisler dün Berkin Elvan'ı hatırlayıp hatırlatan genç insanlara tartakladı, evet, ve gözaltına aldı. Hatta ciddi biçimde tartaklayarak gözaltına alındı. Onlardan biri de grup yorumun solisti Eren Olcay'dı. Eren Olcay gözaltına alındı ve ne zaman ne kadar saat sonra serbest kaldınız sevgili Eren Olcay? Merhabalar. Ne kadar süre sonra? Saat 1 gibi gözaltına alındık. Dün. Akşam, evet, 1 gibi gözaltına alındık. Bir grup saat 9.30 civarında, 9 gibi serbest bırakıldık. Savcılığa sevk edilmeden. Toplam 23 kişi gözaltına alındı. 12 kişi bugün sabah savcılığa sevk edilmek üzere dün itibariyle emniyette tutuldu, gözaltında tutuldu. Peki tutuklama talebiyle falan mı gönderilecekler acaba? Yani muhtemelen öyle diye tahmin ediyoruz. Peki işte, sizin nasıl, niye, neden, hangi gerekçeyle gözaltına alındınız Allah aşkınıza? Evet, yani doğru, böyle bir anlamakta gerçekten çekilen bir şey. Biz oraya gittiğimizde, ben isterseniz dün nasıl yaşandığı biraz onu da böyle bir kısaca özetleyeyim size. Tamam.
Dün hem sizin sözünü ettiğim gibi yani artık öyle bir noktaya geldik ki artık hareket edemez, nefes alamaz, sokağa çıkamaz hale getirilmeye çalışıyor insanlar. Bir taraftan işte sizin sözünü ettiğiniz Berke'nin hala katillerinin bulunmaması, bu sürecin başlatılmaması ve bir taraftan da artık böyle öyle bir rutine dönmüş bir biçimde işte evlerin basılması, işte bir takım insanlar aranıyor gerekçesiyle, sorgusuz sualsiz evlerin basılması, bizim şarkılarını yaptığımız, işte besteler yaptığımız, şiirler yazdığımız, tiyatro oyunları yazdığımız kültür merkezimizin işte bir takım rasyonlarla, dedikodularla basılacağına dair haberler, böyle fısıltı gazetesiyle öncesinden bir hava yaratılma çabası içerisinde olduğumuz bir gün değil. Biz biraz da bunu da şey yaparak, yani hani bunu da protesto etmek için, biz basın açıklaması yapmak için en temel, en demokratik hak amacıyla bir basın açıklaması düzenlemek istedik. Saat 1 gibi yapılacaktı bu basın açıklaması. Daha bütün herkes gelmemişken, yani orada biz diğer insanların gelmesini beklerken, işte burada hiçbir şey yapamazsınız, böyle bir şeye hakkınız yok vesaire. Şeyi söyledik biz de, yani bu bizim en temel hakkımız, bu bizim demokratik hakkımız, siz engelleyemezsiniz bunu, yani şu anda suç işliyorsunuz dedik. Yani işte bir taraftan bunları söylüyorlar, bir taraftan kaçıyorlar, işte şey yapıyorlar, polisleri bunlara gözaltına aldı, küfürler, hakaretler. Yani görmüşsünüzdür belki, yaka paça, evet. Yerlerde sürüklenerek işte. Maalesef o görüntüleri bir türlü bilgisayar, internette bir problem oldu. İndirip izleyicilerle paylaşamadık. Evet, yani hayli evet. Tartakladılar. Şimdi yani bu efendim yasalara aykırı, bu demokrasiye aykırı da tabii Türkiye'de hani yasadan ve demokrasiden söz etsek, Berk'in dosyasının şu anda davasının çoktan görülüp onu öldüren polislerin cezalandırılmış olması lazım. Bir dakika Eren, lütfen. Eren, bir son dakika tam bu konuyla ilgili Özgecan'ın cinayet dosyasına da savcılık gizlilik kararı koymuş. Avukatları da alamıyormuş. Hadi ailenin bakalım. Avukatları evet. Hadi yani bakalım. Yani bunlar çok şaşırtıcı ya, şeyler değil ya. Bir dakika, bir dakika yani, Eren. Ne olur evet. Bu laf uçup gidecek. Ailenin yani Özgecan'ın ailesinin avukatları da alamıyor. Evet, müdahil olarak katılacak avukatlar dahi dosyayı alamıyormuş. Evet. Kaynak evet. Efkan Bolaç, sanırım Efkan da Mersin'de avukat şey. Efkan Bolaç'ın attığı bir tweet'ten şimdi okudum. Efkan da bunu bilmeden yazmaz, hukukçu olduğu için. Evet. Neyi saklamaya çalışıyorlar? Bir yanda Berk'in katillerini bulamıyoruz. Öbür yanda ki Berk'in katillerinin kim olduğunu Halkın Hukuk Bürosu yayınladığı tabii. Bir videoyla ortaya koydu aslında. Tabii. Kim olduğu da belli. Şimdi evet. Özgecan kardeşimizin dosyasının da avukatlarına verilmediğini öğreniyoruz. Dosya üzerine de gizlilik kararı alınmış. Ya, bunda bir yani son dakika bir çocuklarımıza muamelemiz bu. Sonra bunun hakkını sormak için gidenin işte dayak insanlara da gençlere de dayak, gözaltı, şu bu. Evet, aynen öyle. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık bir karar vermemiz gerekiyor. Evet, ben iki tane, iki yol var önümüzde. Ya bize reva görülen her şeye katlanacağız. Başımızı önümüze eğeceğiz. Kafamıza inen coplara eyvallah diyeceğiz. Yediğimiz gazlara eyvallah diyeceğiz. Ve kendi kabuğumuzda böyle yaşayıp gideceğiz. Ya da artık yani bu bizim için bir varlık yokluk savaşı adeta. Yani bütün herkesi kastediyorum. Bütün duyarlı, ilerici, yurtsever, vatansever, demokrat, herkesi kastediyorum. Bu bir artık varlık yok savaşına dönüştü. Yani en temel hakkımızı artık kullanamaz hale geldik. Evet. Evet. Yani düşünebilir misiniz? Evet. Bu bir ya, şeydir. Oradaki şöyle, polis bizim... Tabii. Evet. Sen yani tamamla cümleni. Evet. Yani bizim orada güvenliğini sağlamakla yüksünüz. O yüz yapacakları, nasıl davranacağı kanunlarla vesaireyle belirtilmiş biz mevcut. Yani göz altına alıyor bizi. Sorgusuz sualsiz gözaltına alıyor ve kolumuzu kırmak istiyor. Beni şöyle gözaltına aldılar. Yani birbirimize kenetlenmiş bir biçimdeydik. Kolumu öyle bir büktü ki yani artık kıracağını söyledim. Bak evet. Kolum kırılacak. Evet. Biraz dikkat et dedim. Kıracağım zaten dedi. Kolumu kıracağım senin dedi. Dedini bir köşeye sıkıştırdı. Oradan bir basın mensubu arkadaş geldi. Siz grup yorum elemanısınız değil mi diye sorduğunda orada bir durdu artık. Yani bu mesele artık şey, bizim artık yapacaklarımızla şekillenecek bir süreç. Yani biz ne kadar kendi hakkımızı
Artık evet. duyduğumuz o eşitlik, özgürlük hayallerinin ne kadar peşinde koşarsak, ne kadar çok mücadele edersek o kadar artık var olacağız. Yani yoksa çok daha kötü olacak. Peki sevgili Eren Hoca, şey kesinlikle bu sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun da geçenlerde dediği gibi halkın direnme hakkı vardır mesajını ben senin sözlerinden de anlıyorum, çıkartıyorum. Evet. Ve sana çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok ilginç bir yazı paylaşacağım şimdi. Tam da bir başka nedenle paylaşacaktım. Şimdi bu senin söylediğin üzerine çok denk düşecek. Çok teşekkürler Eren. Bu konuyu ve Berkin'i hatırlamaya devam edeceğiz. Tamam. Küçük bir şey daha ekleyeyim ben. Yani şu an hala gözaltında olan savcılar tekip işlem aşamasını bilmiyorum ama içerideki arkadaşların durumuyla ilgili, örneğin grubumuzun elemanı İnan Altın, onun kolu çok çok daha kötü bir durumdaydı. Ben aynı zamanda tıp doktoruyum. Yani orada ki durumuna da tanık oldum. Elleri arkadan kelepçeli, 2 saate yakın insanlar bu otobüsünde bekletildi ve artık kan dolaşımı ele gitmiyordu. Yani eller artık soğuk, morarmış, soluklaşmış bir haldeydi ve artık kangren gelişecek duruma gelmişti. Bu şekilde bekletildiği insanlar, hakaretler, küfürler, yani bunu da buradan belirtmek isterim. Peki, şu an peki, böyle bir haberden durumda savcılığa sevk edilecek herhalde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu gözaltı işkencesi, sokakta yapılan işkence bu hafta iç güvenlik paketiyle tamamen yasallaştırılmaya, meşrulaştırılmaya çalışılacak. Polise daha çok yetki verilecek. O yüzden yurttaşların Sayın Kılıçdaroğlu'nun da işaret ettiği gibi dünyanın birçok anayasasında da yer aldığı gibi direnme hakkını kullanması gerekiyor. Dün abla ben CHP Gazi Osman Paşa ilçe örgütündeydim. Kadınların da size çok çok selamı var. Onu da buradan söyleyeyim, üstümde kalmasın. Gazi Osman Paşa'da ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu var. Şimdi o yurttaşlar, Gazi Osman Paşa, İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesindeki yurttaşlar çıkıp evlerimizi yıkmayın dediklerinde iç güvenlik paketinde polise verilen yetkiyle bu muamelelere maruz kalacaklar. Sen anlatmaya devam et. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun o sözleri de ekrana geldi sanırım ekrana. Evet. Okuyacak mıyız yoksa? Yok, o izleyiciler tamam. Okur, sen anlat. İzleyicilerimiz okurlar. Gazi Osman Paşa'da da anlattım. Zaten. Şimdi şunu düşünün abla. Berkin Elvan için yürüyor insanlar. Sokakta işkence yapıyor polis. Grup yorum üyesinin kolunu kelepçeyle bağlıyor. Arkadan bağlıyor ve tıp doktoru kıracağım olduğunu diyor. Söyledi. Kıracağım diyor, Eren'in kolunu kıracağım diyor solistin. İnan Altun'un kolunu bağlayarak, kelepçeleyerek kan dolaşımını engelliyor ve bir anlamda felç olmasını, belki de kangren olmasını da sağlamaya çalışıyor. Şimdi ne olacak? İç güvenlik paketiyle birlikte bu işkence artık hayatın her alanına, hayatın her alanına daha rahat bir şekilde taşınacak. Nasıl taşınacak? AKP iktidarı şunun farkında. Mersin'de 3000 kadın yürüyor, polis onun önünü kesiyor. Yarın siz çok basit bir hak talebi için, özellikle bizi izleyen, radyodan dinleyenlere söyleyelim. Diyelim ki çıktınız, mahallenizde bir üst geçit yapılmasını istiyorsunuz. Ya da üst geçit eski, bunun yeniden yapılmasını, kazalara sebebiyet vermemesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Mahalleliler olarak bir araya geldiniz, polis geldi size biber gazı sıktı. Ve siz de insan olarak, doğal olarak bir refleks gösterdiniz. O anda tişörtünüzü, kazağınızı, atkınızı şöyle burnunuzun üstüne çektiniz. Oldunuz terörist. Bir anda terörist oldunuz. Niye? Çünkü polis fotoğrafınızı çekecek ya da polis amiri yüzünü kapatıyor diye sizi gözaltına aldırtacak. Topluca 48 saat gözaltında tutulabileceksiniz. Arabanız aranacak ve AKP iktidarı bunu İnanılmaz bir şekilde ahlaksızca, efendim biz molotof atanlara ceza getiriyoruz diye pazarlamaya çalışacak. Ya molotof atanla İmralı'da pazarlık yapan sen, molotof atanla Kandil'de işbirliği yapan sen, müzakere masasına oturan sen, Türkiye'yi bölme, federasyona çevirme, özerkliğe çevirme planı yapan sen, bir de bunu sanki molotof atanları muhalefet destekliyormuş gibi pazarlayan da sen. Senin derdin molotof atanla değil. Molotof atan zaten terörle mücadele kanununda neyle cezalandırılacağını biliyor. Tabii canım, Allah aşkına. Sen
toplumsal muhalefetin önüne geçmeye, toplumsal muhalefeti ve demokratik muhalefeti ezmeye, sindirmeye, susturmaya çalışıyorsun. Çünkü biliyorsun ki ekonomin geldi, büyüme oranları %2'lerde kaldı. %2'nin üstüne çıkamıyorsun. 2'nin üstüne çıkıp çıkamayacağın belli değil. Dur, gene o zaman bir sıcak bugünden, şu anda gelmedi ama bugünden ekonomiden, büyümeden söz etmişken verelim. İşsizlikte son 4-5 yılın zirvesi. %10.7. Maşallah. Çift ya, rakamların üstüne artık çıktı. Geçti zaten. Bir de üstelik bu hani alavere dalavere 1000 tane numara yaptılar. Numarayla yapıyorlar evet. Bu rakama düşürmek için. Buna rağmen işsizlikte zirve görüldü. 10.7. Yani bu ne demek? Toplumun %10'u devletin resmi kayıtlarına göre çalışabilir nüfusun %10'u işsiz. Bu da devlet 5 milyondan fazla insanın işsiz olduğunu kabul ediyor anlamına geliyor. Tabii TÜİK bu araştırmayı yaparken iş arıyor musunuz diye soruyor. Siz artık bir senedir iş aramaktan yorulmuşsunuz. Hayır aramıyorum dediğinizde sizi işsiz olarak saymıyor. Abla şu anda 7-8 milyon yurttaşımız işsiz ve iş bulma umudunu da kaybetmiş durumda. Şimdi bu arada bir mesaj geldi. Yani bütün bu büyüme rakamları, Türkiye'nin büyümesi, işsizlik, cehalet, cehalete verilen prim, her şey, Gezi'de yaşananlar, Berkin'in unutturmaya çalışmaklar, katilini saklamaklar, Özgecan hepsi. Bu arada bir görüntüyü veremedik, onu verelim. 5 tane kız çocuğu Özgecan için pankart asacaklar diye, hani Berkin için açıklama yapmaya gidenler nasıl kolu kıvrılarak gözaltına alınmıştı. İşte bakın buyurun. 5 tane kız çocuğu pankart asacaktı. Bu Taksim galiba. Böyle Taksim. King'in üstü herhalde. Evet. Taksim meydanında. Bir terastır burası. Oraya çıktılar. Şimdi kaç tane erkek? Toplam 5 kız çocuğu. Ey ahali. Hayır, polis niye bu kadar korkuyor? Neye engellemeye çalışıyor? İnsanlar bu ülkede cinayete sessiz mi kalsınlar? Sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Bu cinayete sessiz kalmak, bu cinayete tepki göstermemek suç ortaklığıdır. Ne yapmış bu kızlar? Ne yapmışlar? Bu cinayete karşı çıkıyorlar. Pankart asıyorlar, tepkilerini gösteriyorlar. Akıl alır gibi değil. O kadın polislerin, o kadın güvenlik görevlilerinin o kızlara yardımcı olması, onların güvenliklerini sağlaması gerekir. Böyle bir ülke olur mu? Nedir bu korku? Mersin'de yürütmüyorsun, Sarıyer'de okula sokmuyorsun, Taksim'de pankart astırmıyorsun. Berkin'i soran grup yorum solistinin kolunu kıracağım diyorsun. Öbür solistinin inanın kolunu kelepçeyle bağlayıp seni kangren yapacağım diyorsun. Bu nedir? Halka karşı savaş açmış bir hükümet var. Gerçekten AKP hükümeti halka karşı savaş açmış durumda. Bir savaş hükümetiyle karşı karşıyayız. Ve şimdi bunu tüm yurttaşlarımıza iç güvenlik yasasıyla dayatacaklar. Herkesin hem Özgecan'a sahip çıkması hem iç güvenlik paketine karşı meşru direnme hakkını kullanması şimdi, gerekiyor. Şimdi bu arada bir mesaj geldi dedim ya. Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir'den geldi bu mesaj. Diyor ki Birsen Temir, Özgecan ne ilk ne de sondur diyor. Biz bir araya gelemediğimiz sürece son olmayacaktır. Dün Gezi'de, bugün Tarsus'ta sahip çıkamadığımız çocuklarımız için yeter artık diyeceğiz ve bu amaçla 17 Şubat Salı günü, yani yarın Meclis Dikmen Kapısı'nda, tekrar edeceğim, Meclis Dikmen Kapısı'nda yarın saat 11.45'te basın açıklaması yapacağız. Bunun için gelin buluşalım. Bu düzen böyle gitmez diyor Birsen Temir. Yarın Meclis Dikmen Kapısı'nda herhalde özellikle kadınlara randevu veriyor. Anadolu Kadın Hareketi Başkanı olarak evet, yani bir şey gerekiyor. Hani artık yeter demek gerekiyor. Aytuna Tosunoğlu şunu yazmış. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Şahin Karasar kamuoyuna duyuru yayınladı. Özgecan'ın cinayetini kınadı. Diğer üniversiteler nerede diye soruyor. Hepsinden bekliyoruz. Evet, bütün üniversitelerden, özellikle topluma öncülük etmesi gereken bu akademilerden, kuruluşlardan, lise müdürlerinden, herkesten bu cinayete karşı çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu cinayet basit bir cinayet değil. Bir
basitleştirilebilecek, bunun üzerinden bir şeylerin örtülebileceği bir cinayet değil. Sevgili Barış, ne yapalım biliyor musun? Şimdi senden cuma zaten olağan günümüz ya. Evet. Cuma gününe kadar sen de, ben de tek tek toplayalım. Sen özellikle çok dikkatlisindir. Bu konuda sana ev ödevi. Kim Özgecan için ne dedi, ne yaptı? Evet. Herkesi burada şey edeceğiz, deşifre edeceğiz. Kim ne dedi, ne yaptı? Kimisini alkışlayacağız, kimisine işte söyleyecek çift sözümüz olacak. Cuma günü evet ne yapıyor rektörler, ne dediler, ne demediler, hepsini göreceğiz. Bakalım, evet. Şimdi yeter demek lazım. Az önce grup yorumun solisti Eren'in söylediği gibi evet böyle yapıyorlarsa, şiddet varsa ona karşı söyleyecek iki çift sözümüz ya da yapacak iki çift eylemimiz olmalı. Belki hatta Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi direnme hakkımız olmalı. Şimdi bu çok tartışılması gereken bir konu. Hele faşizm yasası meclise gelmişken meclis nasıl direnecek bilmiyoruz. Ama biz gazeteciler, medya mensupları bu konuda aklımızın erdiğince yol göstermeye, kim ne dedi, ne yaptı, nasıl oldu, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri Kadri Gürsel, dünkü yazısı, bugün değil, dünkü yazısında direnme hakkı üzerine çok ilginç bir örnekle beraber bir yazı kaleme almış. İzleyelim, devam edelim. Seçimlerde Türkiye'yi bir hukuk devleti olmaktan daha da uzaklaştıracak vahim bir ilk yaşanacak. Türkiye tarihinde ilk kez anayasaya göre tarafsız olduğu varsayılan Cumhurbaşkanı, kamunun parasını harcayarak il il dolaşıp miting yapacak ve iktidar partisine oy isteyecek. Bu böyle olacak çünkü yönettiği cumhuriyetin anayasasını takmayan bir idare altındayız. Cumhurbaşkanının üzerine vazife olmayan seçim kampanyası için bir şehirden ötekine her geçişinde Türkiye bir hukuk devleti olmaktan biraz daha uzaklaşacak. Anayasanın tarafsız olmasını emrettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış mitinglerinin birinde iktidara 400 milletvekili isteyerek seçim kampanyası bağlamında anayasa ihlallerinin başlama vuruşunu zaten yaptı. Bir hukuk devletinde yöneticiler anayasaya ve yasalara uygun hareket etmekle mükelleftirler. Anayasayı işlerine sindiremiyorlar diye ihlal etme hakkına sahip olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yaptığını yaparlarsa başında oldukları devlet hukuk devleti olma niteliğini kaybeder. İktidar anayasayı meşru yöntemlerle değiştirebilir. Değiştiremiyorsa ona uyar. Uymazsa meşruiyetini kaybeder. Gerçi Türkiye'de anayasa, Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçildi diye parti lideri davranışlarını sergilemeye başlamasından çok önce 17-25 Aralık operasyonlarının akabininde fiilen askıya alınmıştı. İktidarın kendisini koruma içgüdüyle yargının görev yapmasına açıkça engel olmasından bu yana süren bir hukuk dışına çıkma durumu söz konusudur. Gerekçesi zaruret hali olan bir olağanüstülük, başka bir deyişle hukuksuzluk sürekli kılınmıştır. 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana Türkiye'de anayasanın askıda olduğunu yeri geldikçe her mecrada yazdım, içeride ve dışarıda her ortamda söyledim. Berlin'de bir panelde Türkiye'de anayasanın askıda olduğunu söylediğimde diğer panelistlerden Almanya Parlamentosu Dışişleri Komitesi eski başkanı Polens ilginç bir tepki verdi. Dikkatli olun, çünkü anayasa askıya alınmıştır demek halka direniş hakkı verir. Bu ciddi bir durumdur dedi. Oysa ben dikkatliydim ve durumun ciddiyetinin de farkındaydım. Şimdi bu anekdotu aktardıktan sonra Kadri Gürsel bu uyarıyı da biraz açıyor. Şunu aktarıyor. Bu ciddi bir durumdur ve anayasada yer almalıdır diyor oradaki konuşmacı. Berlin'deki konferanstaki Alman konuşmacı. Nitekim yazıdan tekrar okuyorum Kadri Gürsel'in. Almanya anayasasında anayasal ilkeler, direniş hakkı diye bir madde varmış. Ve şöyleymiş o madde. Bütün Almanlar başka bir çare kalmamışsa bu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelen kişilere karşı direnme hakkına sahiptir. Evet. Bütün Almanlar. Kadri de diyor ki gelecekte yeni bir anayasa yaparsak şayet diyor bu maddeyi muhakkak koymamız lazım. Çünkü diyor neticede bir Alaturka nazizm faciasını yaşamak mecburiyetinde değiliz diyor. Evet. Yani her şeye rağmen direniş hakkımız vardır. Bu olsa da olmasa da bir direnmek zaten Özger'e göre haktır, bir Alaturka nazizm yaşamayalım evet, diyor. Evet, üniversiteyle ilgili söylemiştik. Özgecan da Mersin'de Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1.
Evet. Sınıf öğrencisiydi. Şu ana kadar henüz Çağ Üniversitesi'nden bu cinayeti kınamaya yönelik bir açıklama da gelmedi. Sessizliklerini sürdürüyorlar. Evet, bir izleyici soruyordu. Buna dikkat çekiyordu Seçkin Başkan isimli bir izleyici. Evet, Özgecan'ın arkadaşları da çarşamba günü üniversite yönetimini de protesto eden bir gösteriye hazırlanıyorlar. Neden? Çünkü Çağ Üniversitesi'nin öğrencileri defalarca uyarmışlar yönetimi. Bir, bu minibüsçüler okulun içinden geçen, okulun önünden yolcu alan minibüsçüler denetleniyor mu? Bunlarla ilgili herhangi bir çalışma var mı diye yapılan araştırma sonucu gazeteci arkadaşlarımız baktılar Tarsus'ta. Herhangi bir denetim yapılmamış, herhangi bir çalışma da yapılmamış. Yani üniversitenin içinden girip çıkan dolmuş şoförlerinin kim olduğu belli değil. Ve üniversite öğrencileri defalarca yönetime minibüs sayısı artırılsın, gece geç saatlerde minibüs bulmakta zorluk çekiyoruz ve giderken korkuyoruz demişler. Buna karşı da bir önlem alınmamış, herhangi bir çalışma da yapılmamış. Çarşamba günü de tüm öğrenciler, Çağ Üniversitesi'nin öğrencileri otoyolu keseceklermiş, TEM otoyolunu ve evet Özgecan için yürüyeceklermiş. Onu da buradan duyuralım bir son dakika bilgisi olarak. Onu da en azından herkes duymuş olsun. Bu arada bu konuyu bitirmeden benden de bir son not. Hani Yeni Şafak yazarı Sevda Türkü Sevdiye bir kadından söz ettik ya. Yeni şeyinden buluşlarından AKP'nin evet, yeni nagihanlarından biri. Nagihan milletvekili olacak ya onun yerine hazırlıyorlar. O da başı açık, modern görünümlü ama kafası kim bilir nasıl bir kadın. Sevda Türküsev. Şimdi bir takım kadınlar ki Beren Saat çok cesurca ön ayak oldu buna. Uğradığı tacizleri anlattı. Ve kadınlar uğradıkları tacizleri Twitter'dan, Facebook'tan, sosyal medya aracılığıyla anlatmaya ve artık susmayacağız demeye başladılar. Ne demiş biliyor musunuz bu Sevda Türkü Sevdenen kadın? Hayat dizi değil. Uğradığı tacizi sosyal medyada yazan kadınlar susun ve doktora gidin. Şimdi, ben bir şey demeyeyim artık. Ben bir şey hakikaten söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Yok buna sen bir şey de, söylenir. Sen bir, de ben demeyeyim. Şimdi bunların ideolojik kardeşleri Akit gazetesinin yazarı hayatını kaybetti biliyorsunuz. 14 yaşındaki bir çocuğa tacizden dolayı jandarma tarafından tutuklanmıştı. Bunların ideolojik kardeşidir. Yeni Şafak'a bakıyorum. Akit'e bakıyorum. AKP'yi destekleyen Star'a, Sabah'a, diğerine bakıyorum. Sabah çok küçük görüyor. Özgecan'ın katledilmesini hani gazetecilik deyimiyle söylüyorum. Adeta görmüyorlar. Yok sayıyorlar, gizliyorlar. Kardeşim siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Neden bu kadar korkuyorsunuz? Başka. Bir kere daha söylüyorum. Özgecan cinayetine sessiz kalmak, bu cinayete ortak olmaktır. Buna sesini çıkartmayan, tacize, tecavüze sesini çıkartmayan, bu katliama karşı çıkartmayan, sesini çıkartmayanlar bunun suç ortağıdır. Bu her kim ise. Siz Sevda Türküsev. Bu katliama ortak oluyorsunuz. Bu cinayete ortak oluyorsunuz. Diğer Yeni Şafak yazarı adını söylemek bile istemiyorum. Zaten bilmiyorum da bozuk Türkçesiyle ne yazdığını da anlamıyorum. Şunu yazıyorlar, söylüyorlar. Efendim buradan bir gezi çıkarılmaya çalışılıyor. Ya siz ne kadar ahlaksızlaştınız, ne kadar vicdansızlaştınız, ne kadar taş kalpli oldunuz. Bu kadar mı önemli sizin iktidarınız? Bu kadar mı önemli sizin yalayacağınız 3-5 tane çanak. 20 yaşında bir genç kız hunharca katlediliyor ve siz oradan Tayyip Erdoğan'a yaranmak, yalakalık yapmak için onların gözüne girmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar ahlaksızsınız. Yani ben hakikaten böyle konuşan bir adam değilim ama ayrıca Barış, insanın hakikaten toplumun infialini Erdoğan bile gördü. Gördü ki kızlarını gönderdi. Kızlarını gönderdi. O bile gördü. Abla şunu yap bak. Kadınların infiali. Öyle bir hale getirdiler ki Türkiye'yi. Artık ortak bir acı bile yaşayamıyoruz. Her acının altından bir darbe paranoyası çıkartıyorlar. Hatırlayın. Tabii. 6 yaşında bir çocuk Kumburgaz'da babası uyurken gitti havuza düştü. Ya. Bir kampanya başlattık. Ya. Ben de katıldım kampanyaya. Aman bulalım diye fotoğraflarını yaydık. Onu bile Cemil Barlas biliyorsunuz Cemil Barlas Kurtuluş Tayiz AKP'nin yeni kalemleri Barlas ailesinin efendim buradan bir darbe çıkartmaya çalışıyorlar dediler. Ya siz
6 yaşında bir çocuk kaybolunca aklınıza iktidarın devrileceği mi geliyor? Batsın sizin bu iktidarınız ya. Devrilsin bu iktidarınız. Yeter artık, bu kadar ahlaksız olur mu insan? Biz bu ülkede bir şeye artık üzülemeyecek miyiz? Acımızı yaşayamayacak mıyız? İnsanlar bir araya gelip tepkisini dindiremeyecek mi? Sizin bir akrabanız trafik kazasında öldüğünde tıpkı 12 Eylül'ün paşaları gibi bu haberleri yasaklatacak mısınız? 12 Eylül paşaları böyleydi. Ben 6 yaşındaydım. Rahmetli Mehmet Sucu'nun çok önemli bir kitabı vardır. Bu 12 Eylül yasaklarını anlatır. Yangınları yazdırtmazlar biliyorsunuz. Trafik kazalarını yazdırtmazlar. Büyük katliamları, yani trafik kazası olur, deprem olur, onları yazdırtmazlar. Niye? Aman bu iktidara zarar verir. İktidar sanki ülkeyi yönetemiyormuş havası çıkar diye. Rahmetli Mehmet Sucu'nun şu kadar bir kitabı vardır. Bütün o belgeleri toplamış, Cumhuriyet'e gelen yasak tebliğlerini kitap haline getirmiş. Şimdi bu kafa aynı darbeci kafa işte. 12 Eylül'ün darbeci kafası. 12 Eylül'dekiler yangınları, depremleri, trafik kazalarını, bıçaklamaları saklarlardı, yaralamaları saklarlardı. Aman ülke yönetilemiyor algısı oluşmasın diye. Şimdi ülkenin yönetilemediğini görüyorlar ve bunu saklamaya çalışıyorlar. İktidar uğruna, iktidarda kalma uğruna, o çanaklardan yalanmak uğruna bu cinayete ortak oluyor. Şimdi ülkeyi yönetmek başka bir şey, iktidarda kalmak başka bir şey dediğin, evet, çok doğru. İktidarda kalmak uğruna neler oluyor? Sözcü Gazetesi'ne programın açılışında vermiştim, tekrar dönelim. Sözcü Gazetesi'ne zaten baktığınız zaman fotoğrafını görüyorsunuz Türkiye'nin. Şimdi birinci sayfada PKK yürüyor, polis koruyor, halk yürüyor, polis dövüyor diye bir manşet görüyorsunuz. Evet, az önce kızları, genç kızları nasıl dövüldüğünü gördük. Özgecan için yürüyenleri, 5 kız çocuğunu neredeyse parçalıyorlar. Yaka paça gözaltına aldılar. Ama PKK yürüyünce polis koruması altında oldu. Şimdi daha önemlisi bakın şu. Bir ilk yaşandı. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ha, bir de ilklere sahne oluyoruz ya. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nde bu konuya dikkat çekiliyor. Çok da önemli. İlk izinli Öcalan yürüyüşü diyor Hürriyet Gazetesi. Gerçekten de ilk izinli Öcalan yürüyüşü Diyarbakır'da yapıldı. Şöyle, Öcalan'ın 15 Şubat 99'da Kenya'da yakalanıp getirilmesinin yıl dönümüydü malum. Öcalan için yapacağız biz bu yürüyüşü dediler. Ve Öcalan'a özgürlük sloganıyla yürüyeceğiz dediler. Nitekim Özgür Gündem gazetesi de durduramazlar diye verdi. Öcalan'a özgürlük sloganıyla pek çok ilde, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa çok kalabalık geçti. Verelim tekrar, evet, o görüntüleri. Böyle bir yürüyüş gerçekleşti. İzin verildi bu yürüyüşe. Zaten izinsiz olsa da dokunmuyorlardı. Nitekim gene dokunulmadı. Ve müthiş bir konvoy polis koruması altında yürüdü. Polis müdahale etmeyince de olay çıkmıyor. Polis müdahale etmedikçe olay çıkmıyor. Tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. Nitekim böyle oldu. Şimdi bir yandan da böyle bir durum var. Bir izleyicimiz önemli bir şey hatırlatmış. Bu konuyla ilgisi yok ama Özgecan'la ilgili. Diyor ki, ben de bugün oraya gidecektim. Yayın olduğu için gidemedim. Erenköy Kız Lisesi'nde biliyorsunuz okul müdürü durumdan vazife çıkardı. Ve duvarlarda bale yapan kızların resimlerini biliyorsunuz sildirtti, Atatürk panosunu indirtti. Onu da lütfen diyor hatırlatın, bu çağ dışı zihniyet bu cinayetlere sebep oluyor diyor. Artık bu artık onu da, el insaf, el insaf yani. Gerçekten şimdi bu Öcalan insaf meselesine de geldiğimizde abla, Öcalan'ın ve Tayyip Erdoğan'ın bir de bu muyuz? Vatan Partisi var, onun için kısaca geçelim. İkisini gelmiş de konuşacağız çünkü. Bir kere şunu söyleyelim, Öcalan'la Tayyip Erdoğan'ın kaderi artık birbirine bağlı. Tayyip Erdoğan İmralı'dan açıklama bekliyor. İmralı'dan şunu bekliyor. Diyor ki açıklama yapın, silahları bıraktığınızı söyleyin. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi böyle bir şova ihtiyacı var. Ama KCK'dan Cemil Bayık dün Özgür Gündem gazetesine bir sayfa röportaj verdi. Bugün de devamı var. Cemil Bayık ise şunu söylüyor dün. Özgür Gündem'de şunu söylüyordu. Önce müzakere, sonra silah bırakma. Tabii.
Şimdi zaten KCK her şey bir kenara, bir de İmralı heyeti Kandil'e gitti ya, hı hı. diyor ki pakete, meclise gelecek pakete de iç güvenlik paketi ne, biz de direniriz diyor. Yani hiç kolay değil. Aba altından da sopa gösteriyor. Erdoğan'ın işi, ama bir yandan sanki silahları bırakacakmış gibi bir tavır takınıyorlar. Ayrıca iç güvenlik paketinden bağımsız olarak müzakerelerde bir yere gelmeden, sonuca gelmeden, Öcalan Özgür kalmadan silahların bırakılması söz konusu değil diyorlar. Açık açık. PKK. Açık açık söylüyorlar. PKK'nın yöneticileri Murat Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık. Ben bunların tamamını çok Mustafa yakından Karasu. İzliyorum. Mustafa Karasu. En başta da bu PKK'nın bırakmak kesinlikle mümkün değildir. Çünkü canım, onlar şunu biliyorlar. Şu anda Yalçın Akdoğan anlayışı var. Tayyip Erdoğan'ı etkileyen ve Yalçın Akdoğan biliyorsunuz Fehmi Koru'da yazmıştı. Sri Lanka modelini önermişti Kürt sorununu çözmek için. Nedir Sri Lanka modeli? Bir gecede girip 100.000 kişiyi öldürmek. O yüzden PKK hiçbir yasal güvence almadan silah falan bırakmaz. Kimse kendini kandırmasın. Açık PKK, açık söylüyorlar. Tabii zaten, açık söylüyor. Ben bunu hani gizli kaynaklardan da değil, Özgür Gündem gazetesinden okuduğunuzda, ANF ajansını takip ettiğinizde, PKK'nın televizyonlarını izlediğinizde zaten görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın tek derdi 7 Haziran seçimlerine Türkiye'yi bir şekilde kazasız belasız götürüp ondan sonra önüne bakmak. Şimdi Hakan Fidan da başka bir noktada duruyor. Tayyip Erdoğan başka bir yerde, Davutoğlu Hakan Fidan'ı yanına çekerek Tayyip Erdoğan'ın bir anlamda elini zayıflattı. Tayyip Erdoğan orada ne olduğunu anlayamadı. Bir yandan Anayasa Mahkemesi'ne getirdikleri Zühtü Arslan biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a sana yakın dediler ama kamuoyuna özel bir bilgi vereyim. Zühtü Arslan Fethullah Gülen cemaatinin evlerinde kalmıştır. Evlerinde yani kalmıştır. Sol gösterip sağ vurabilir. Beşir Atalay ve Haşim Kılıç, Abdullah Gül destekli operasyonla Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nde bir gol attılar. O yüzden Mehmet Müezzinoğlu cumartesi gecesi çıktı, Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyoruz dedi. Niye güvenmiyorsunuz kardeşim, daha ne istiyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a şöyle pazarladılar Zühtü Arslan'ı, sana yakındır dediler. O da tamam Zühtü Arslan olsun dedi. Önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nde de çok ilginç gelişmeler yaşanabilir. Gerçekten saray şu anda hiç beklemediği bir kuşatma altında. Yalnız. Yalnızlaştırıyor. Tayyip Erdoğan'ı saraya soktular, yalnızlaştırıyorlar. O yüzden zaten diyor ki tek başıma kalsam da mücadele edeceğim diye, yalnızlaştığının farkında. Sadece hani dünyada yalnız olmaktan söz etmişti ya, yurtta yalnız, cihanda yalnız. Her yerde hani, yalnız. Tayyip Erdoğan şu anda yalnız bir adam. Şu anda yalnız bir adam ama tabii bu nereye varır? Tilkinin kaç oyunu vardır, kaçıncısını göreceğiz. Vatan Partisi demiştin. Vatan Partisi'ni var, bir 5 dakika var. Şimdi bu arada şunu kısacık söylemem lazım. Bakın Hakan Fidan konusunda da, çünkü Hakan Fidan bu yalnızlaştırma operasyonunda en büyük gol. Anayasa Mahkemesi de çok çok büyük bir gol gelecek için. Ama Hakan Fidan asıl büyük gol, sır küpü vesaire. Bugün Milliyet manşetinde Uludere konusunda bir haber var. Çok vaktimiz olmadığı için çok detayına girmeyeceğiz. Ama o manşetin bana ifade ettiğini söylemek istiyorum. Kemal Göktaş'ın ellerine sağlık. Genç meslektaşım Kemal Göktaş yapmış o haberi. Onun onu herhangi bir şeyle itham etmek ya da ona bir imada bulunmak istemiyorum. Onu Kemal'i tenzih ederek ama şunu söylemek istiyorum. Uludere'nin bilinmeyenleri manşetinde ortaya çıkan tablo şu. Asker konuşuyor. Şimdi askerin konuşması önemlidir. Askere demek ki ama birileri konuşabilirsin, hatta konuş demiş. Zamanlama manidar. Ve o konu askerin o bölgede görev yapan üst düzey bir asker üstelik de, anlattıklarından şunu çıkartıyoruz. O Uludere olayında hatalı olan MİT'ti. MİT demiyor ama bütün işaretlerle hedef gösterdiği yer MİT. Bu manşetin, bu haberin. Şimdi Hakan Fidan gol attıktan sonra Erdoğan'a, onun altını oymak için bunların yapılması şaşırtıcı değil diye bir ben noktamı koyayım. Onu belki cuma günü olursa konuşuruz. Konuşalım. Şimdi gelelim Vatan Partisi'ne. Evet. İşçi Partisi adını değiştirdi. CHP'den istifa edenleri yanına alabilmek için Vatan'ı kurdu.
Vatan Partisi'nin ismini askerler önerdi. Emekli askerler. Hı hı. Dediler ki İşçi Partisi çok marjinal bir çizgiyi temsil ediyor. Birkaç isim üzerinde uzlaştılar, Vatan ve Milli Birlik Partisi falan diye, ama en sonunda Vatan Partisi'nde karar kıldılar. Vatan Partisi biliyorsunuz bizim siyasi hayatımıza Doktor Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte girmiştir. Ki Hikmet Kıvılcımlı'nın Perinçek'ten çok haz etmediğini de zaten yazılarında görürüz. Vatan Partisi şunu yapmalı. Siyaseten var olmak istiyorsa hedefini büyük tutmalı. Yani bugün mesela Aydınlık Gazetesi'nde okudum. Hepsi şunu yazmışlar. Ey Kılıçdaroğlu, gör işte senin tabanının nereye oy vereceğini. Ya siz niye CHP'den oy almaya çalışıyorsunuz? AKP'den oy alabiliyor musun? AKP tabanından kendine oy çekebiliyor musun? AKP cephesini zayıflatabiliyor musun? Ben o zaman senin ciddi bir siyasi parti olduğunu, ciddi bir siyasi hedefinin olduğunu düşünürüm. Ama sen bütün hedefini CHP'den oy almaya odaklamışsan, buna endekslemişsen, ben bunun arkasında başka bir şey ararım arkadaş. Şimdi bak. Böyle bir siyaset olur mu? AKP'den oy alırsın, iktidarı zayıflatırsın, muhalefeti zayıflatmazsın. İktidarı zayıflatır, iktidar kanadından, iktidarın tabanından oy almaya çalışırsın. Ya ama her partinin herhangi bir işte siyasi hedefe sahip olması, herhangi bir başka politik odağı kendisine rakip olarak görmesi haktır. Ha, böyle bir hak vardır. Ama hiç yani AKP'den söz etmeyip sanki AKP'nin aldığı %38-39 oy AKP'nin tapulu malıymış gibi orayı görmeyip sadece CHP'ye yönelik bir muhalefet, muhalefete muhalefet etme anlayışını ben kabul etmiyorum. Ben, doğru da bulmuyorum. Ben azizim şunu söylemek istiyorum son olarak. Kaç dakikamız var onu da bilmiyorum ama. 3 dakikamız varmış. Şimdi bu belki şu anlamda çok işe yarayacak. Doğrudan doğruya CHP tabanına yönelen bir parti ise bu. CHP kendini biraz daha şöyle çeki düzen verecek belki. İşçi Partisi, yeni adıyla Vatan Partisi mecliste değil. Belki bir iki milletvekili olacak şimdi. Birgül Aymangiler'in katılması bekleniyor. Evet. Süheyl Batum da katılacaktı. Bir bilgi vereyim. Doğu Perinçe'ye şunu söyledi Süheyl Batum ve Birgül Aymangiler. Bizi eş başkan yaparsanız biz geliriz katılırız dediler, ama Doğu Perinçek tapulu arazime bina yaptırmam dedi. Ve Süheyl Batum'la Birgül Aymangüler'in o önerisini reddetti. Ben eş genel başkanlığını kabul etmedi. CHP ana muhalefet partisidir. Hı hı. Meclisidir. İkinci büyük parti olarak. CHP benden bu oy çalıyor, bu oy çalıyor diye söyleneceğine, AKP'den de gene kendisi oy almak üzere, diğer partiler de oy almak üzere, Vatan Partisi'ne hiç söz hakkı tanımayacak bir biçimde çıksın yürüyüşünü diri bir şekilde gerçekleştirsin, dirensin, bize direnme hakkı vardır derken kendisi nasıl direneceğini göstersin. Onu da söyleyeyim. Dün CHP Gazi Osman Paşa'da bunu çok sordular. CHP ne yapmalı dediler. Çünkü Haluk Koç'un programını da izlemişler. Şunu yapmaları lazım. Hayır. Vatan Partisi'ne şikayet etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu yapması lazım. İç güvenlik paketi meclise geldiği gün 1 milyon insanı, en az 1 milyon insanı meclisin önüne yığmalı, direnme hakkını kullanmalıdır. İç güvenlik paketine toplumun karşı çıktığını göstermelidir. Siyaset toplumsallaştığı sürece toplumda bir karşılık bulur, hayatta karşılık bulur. Siz siyaseti sadece parlamentonun duvarlarının arasına sıkıştırırsanız ne sesinizi duyurabilirsiniz ne sonuç alabilirsiniz. Çünkü aritmetiğiniz de yetmiyor şu anda. Onlar 300 kişi, siz 130 kişisiniz. Bak işte ya da 100 kadınlar kişisiniz. Hazır. Sen dedin ya 1 milyon kişi. Kadınlar hazır. Yarın bu iç güvenlik paketi için değil, Özgecan için gidecekler. Evet. Ama aynı kapıya çıkar, aynı şeydir. Tekrar ederek öyle bitirelim. Anadolu Kadın Hareketi yarın mecliste Dikmen kapısında 11.45'te basın açıklaması yapacak. Başkanı Birsen Temir'in mesajı çocuklarımıza sahip çıkalım diye. Şunu da söyleyelim. Özellikle gittik. Cumhuriyet Halk Partili kadınların da bu tür eylemlere katılması lazım. Gençlik kollarının katılması lazım. CHP yönetiminin katılması lazım. Şu milletvekili adaylığı tartışmasını bir kenara bıraksınlar. Evet. Artık yeter. Tamam, dün ön seçim yapılacağı belli oldu. 45 ilde ön seçim, 10 ilde eğilim yoklaması. Diğerlerinde de merkez atam olacak. Artık siyasete odaklansınlar. Evet, ne yapacaklar? Türkiye'nin çok ciddi sorunları şikayet, var. Şikayet değil. Muhalefet çözüm üretecek. Muhalefet var. 1 milyon insan İnecek sokağa, meclisin önüne geçecek.
Hem Özgecan'ı savunacak, Özgecan'ın katillerini kınayacak, hem de iç güvenlik paketine dur diyecek. Direnerek kazanırsınız. Aynen. Kenara çekilerek kazanamazsınız. Sokağa çıkacağız. Gezi'de kazandık. Diğer yerlerde kazandık. Sokağa çıkıp kazanacağız. Sokaktan korkmayacağız. Sokak meşrudur. Bunu da bilmek evet. gerekir, hatırlamak gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok çabuk bitti ama. Bitti. Efendim yarın yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.